hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna çökünüz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Abone olanlara, beğenenlere teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. FIFA serimiz devam ediyor. Sıradaki maçımız Trabzonspor Fenerbahçe maçı. İyi bir maç. Eğleneceğinizi umuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayınız, beğenmeyi unutmayınız. Soru ilk 11'i. Yol bir edit o. Yazıcı. Kastil mi o? Yol bir ne oldu Zitka? Göseperi ya. Ses yapmadı artık. Senin sesini nasıl sileceğim? Ya da gel abi ya. Kamar arkasında Fenerbahçe, Fernando, Salih Uçan, Alper Foto. Bir tarafta yok. Biz de evet, hakem düdüğünü çaldı. Tabii, Elis Balban. Evet, Trabzonspor oyuna başlıyor. Sesini açalım. Sesini kapatalım. Şimdi sesini kapatalım. Yaşa maçı, yaşa maçı. Maçı anlatabiliriz, onu tutun. Görmüyorsun da, Yılmaz. Şu anda... Fernando topu kaptı, Fernando gitti, şut! Top direkte döndü. Aman tanrım. Kapat abi. Oyuncunun hatasına bak. Orada... Çok tehlikeli bölgede topu kaptırıyor. Gereksiz yere. Pas vermesi gerekirken çalama kalkışıyor. Adam bomboş bak, adama bak bak, orada basan yok, bak şuraya bak, hataya bak. Evet, ikinci yarı Trabzonspor fırtına gibi girdi sezona. Bir mağlubiyetimiz var Beşiktaş'a. Gelecek sezon bu takım güzel iş yapıyor yani. Tabii tabii, yani bir iki takviyeyle bu takım gelecek sene şampiyonlar gibi oynar yani. Bundan eminiz. Zaten kendini ikinci yarı bu takım gösterdi. Yusuf Yazıcı güzel kendini biraz daha geliştirirse Bolca Şahan takıma bir enerji kattı. Kattı evet. Bolca Şahan. Topu kaptırdı Trabzonspor. Alper Potuk ortaya kesti. Bıraksana kaleciye. Yılmaz. Şimdi orada kaleci ağır kalıyor. Kaleci normalde topu çıkıp alması lazım yani. Top onun kontrolünde. Aslında o topu kaleci çıkıp alması lazım yani. Orada niye bekliyorsa, neyi bekliyorsa bekliyor yani. Defans burada gereksiz yere panik yapıyor. Bak, hiç gereksiz yere. Zaten Fenerbahçe'de topçunun yapmış olduğu zaten faul. Şu anda şu görünen kim? Okan Yokuşlu mu? Onu ortaya yapıldı şimdi. Hadi gidelim. Uğur Demirok. Uğur Demirok topu kaptırdı. Mehmet Topal ceza sahasında pası verdi. Şut! Top yandan dışarıda. Fernando. Nasıl kaçırdı o gol? Kale duşa gol. Onur sadece seyretmekle yetindi. Evet, şu anda defansta tam oynadık yani, yani şu anda Trabzonspor kendi futbolunu oynamıyor yani gereksiz çok top kaptırıyor yani. Yani Fenerbahçe'nin futbol üstünde alakası yok yani gereksiz
kullanırsa daha güvenli olur. Evet. Ama sonra şimdi kendim ölçeğim için. Kanatlar. Hadi oğlum. Alacak olduğu topu orada. İşte bekliyor yani. Niye bekliyorsa oradaki foru. Yani normalde topu alması lazım. Her pasını da. Heh. Aferin, güzel pasını. Bir araya doğru attı topu. At yukarı. At Endo'yu, vur dedi. Vurdu top yandan dışarıda. Endo'yu öyle mi vurur topa ya? Daha güzel bir maç. Topu orada daha düzgün, daha kontrollü, daha sert vurması gerekirken acele ediyor. Şu ayak dışıyla vurdu. Ayağının dışına vuruş gerçekleştirdi. Kanattaki oyuncu şu anda bekliyor ya. Orada normalde topa basması lazım. Rakibe o fırsatı vermeyecek. Evet, çok güzel döndü. At önüne oğlum. Kastım diyor, şu anda güzel at, düşündü. Yani. On ağzı. Çok gelişi güzel olmuş. Fener de tam en az baskı yaptığın zaman şaşırıyor. Görüyor musun Trabzon'u? Evet. Trabzonspor şu anda birebir de etkili olsa Fenerbahçe o da panikliyor ya. Ah, kaptı dedi. Faul var hocam. Orada faul olacak görmesi lazım. Niye izledi? Bravo. Sakin. Evet, güzel. Onlar koşuyu takip etsin. Çok sorun merak ediyoruz. Fener'in baskısı hala devam ediyor. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı topu aldı. Endo'yu önüne attı. Endo'yu koşamadı. Endo'yu orada bir faul olduğunu düşünüyorum yani. Orada hücuma kalkarken rakip topu. Hakem biliyorsun her zamanki bir şike yapıyor. Hakem evet o zaten İktan belli yani onu tartışmamıza gerek yok. Zaten evet. Biz sahaya çıkarken 11 kişiye karşı değil mi? Yani. 12. Biz 12. Hakem bile sarı lacivert. 12-13 kişiye karşı. Fener'in topçusu gibi. Şu anda evet. Hakem sarı lacivert bak dikkatini çekti mi? 12 kişiyle oynuyor. Güzel. Haydi Castillo. Castillo soldan gidiyor. Castillo Endo'yu önüne attı topu. Endo'yu topu aldı. Çeyrek de vur şuna ya. Endo'yu çok. Yani topu nereye attığına haberi yok yani. Yanında arkadaşı yok. Gereksiz bir top atıyor yani. Ölü bir top. Sanki dersin Fenerbahçe'nin defanstaki savunma oyuncusu. Yani önde bir topçu bu hatayı yapmaması gerekiyor. Bir şey yapmaya çalışıyor. Topu aldı. Yusuf Yazıcı topu Endo'yu önüne attı. Endo'yu gidiyor. Endo'yu. Bugün Endo'yu biraz fazla kötü gidiyordu ama. Gününde değildir, gününde öyle düşünüyorum. Çay gönle. Şener sağ taraftan geliyor. Çok güzel, çok güzel. Kuman Yılmaz topu karşıladı. Yine Fenerbahçe'de Şener'de top. Ortayı kesti. Şener ortasını yaptı. Defans topu karşıladı. Çok güzel. Olcay Şahan topu aldı, gidiyor güzel. Evet, ikili mücadele. Endo'yu Yusuf Yazıcı Okay'a attı. Okay kaptırdı topu. Yusuf Yazıcı tekrar topu aldı. Şu anda Emel Elmas topu ayağında geliyor. Şu! Okay yokuşlu, güzel bir şut ama biraz ağır oldu bir şut. Kaleci Volkan Bey. Gerek çaymıyor. Yani oradan vurulan şutlar biraz sert olacak. Yani Volkan o şutları zaten yemez. Kolay kolay yemez yani. Onlar gol olmaz. İlk yarı bitti. İlk yarı bitirdi.
Trabzonspor 0, Fenerbahçe 0. Ortada bir maç oluyor tabii. Fener biraz daha... Biraz daha baskılı gibi görünür ama... Pozisyon yok şu an. Yani öyle, öyle çok tehlikeli bir gol pozisyonu yok yani Fenerbahçe'nin olsun, Trabzonspor'un olsun. Yani hemen hemen ortada bir maç. Fenerbahçe ikinci araya başlamış. Top şu anda Şener. Biraz yakın oynaması gerekiyor. Trabzonspor topçunun yakın oynaması gerekiyor. Ortayı, orada ortayı yaptırdı. Okay. Evet, Trabzonspor bir kontra atağı çıkabilir mi? Çıkamadı. Şevşenko topu aldı. Alper Porto şut, top üstten dışarıda. Yani çok bariz hatalar yapıyor şu anda Trabzonspor defansı. Çıkarken hücuma kalktığı zaman çok şey yapıyor. Yani yapılmayacak olan hataları yapıyor yani. Rakibe topu kaptırıyor. Hoca Şam kenara attı Göse. Gereksiz yere geri dönüyor. Yani orada gereksiz Yusuf. Bir ara topu aldı, güzel bir orta yaptı. Vurdu kafayı, kaleci oldu. Ondan çok güzel bir konuş başlatması var ama kaleciyi geçemedi. Dakin hep büyük yakınmalıydı. Evet, ortaya yaptı. Vur oğlum, tekrar vurdun. Dön vur. Oğlum defansa bak, defansa taş gibi. Oğlum kaç kaç bitecek. Daha bir gün kim yenecek? Zıkkı Çağlar YouTube kanalından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Fırtınanın katlanları. Nasihat koçum, orada bırakmayacaksın işte. Rakibi orada döndürmeyeceksin orada. Topu kaptı. Castillo, Castillo, Castillo. Çok yavaş hareket ediyor. Gereksiz yere topu kaptı orada. Ya neyi bekliyorsun? Top bak. Topa koşmuyor da topun... Topun gelmesini bekliyor. Bak. Niye bunu yapıyor? Neyse şimdi buralar gelsin. Çok yavaş kalıyor Trabzonspor. Yani adamlar... Ağır kalıyor yani. Şimdi... Çok rahat alacak olduğu topları rakibe gereksiz yere kaptırıyor. Yani o topu orada Trabzonspor kaptırmaması lazım yani. O atak belki de devam etse belki de gol olacak. Orada topu gereksizle kaptırıyor Trabzonspor topçu. Rahatmış. Hadi oğlum 61. dakikada bir gol atalım. Golcü değişikliği. Fernando oyundan çıkıyor. Van Persie mi? Van Persie oyuna giriyor. Van Persie. Orlando. Şimdi Fener'le bizi herhalde sövüyordu izlerken. Evet, oyuna başlıyoruz tekrar. Bir oyun şeyini değiştik sizin işinin. Hucuma yönelim. Bunlar defans oynadı. Şimdi hucuma geçtik. Bakalım ne olacak. Çok güzel koçum. Hadi bakalım. Hadi golü. Hadi. Penaltı hoca. Penaltı. Verdi hoca bak. Hoca penaltıyı verdi. Kresi diyor. Pozisyonu yorumda izliyorum. İtiraz gereksiz. Pozisyon penaltı. Bitti adamı topa vururken ya. Yani orada tamamen müdahale topçu yani. Topla hiç alakası yok Fenerli topçunun. Topun başındaki kim? Uğur Demirok. Uğur Demirok mu çekiyor? Evet, Uğur Demirok penaltı. Uğur sen bunu gol yapman gerekiyor. Bu. Allah'a bir anı bir var!
Evet, Fenerbahçe oyuna başladı. Şevçenko. Jens. O da şarkı dışarı attı. Çok da çekildi. Bu alanlarda rakibe top kaptırmayacaksın. Yani burada bire burada fizik üstünlüğünü rakibe karşı hissettiğini göstereceksin. Rakip burada top alıp pasını vermeyecek, yöndürmeyeceksin. Faul yapmadan. Bu Fenerbahçe'de yani lensin bir ayağını kullanan topçular var burada. Bu bölgelerde. Burada şahit pastım diyor. Şu güzel pas. Zamanında at pas. İyi. Gereksizliğine geri dönüyor yani. Orada bak çok nereye top attığı belli değil. Yani böyle gözünü gördüm. Helalına bir pas atıyor yani. Bunu biz Trabzonspor takım olarak işte biz bunu açmamız lazım. Yani ayağa. Orada ayağa oynayacaksın. Ayağa pas yapacaksın. Rakibe top kaptırmayacaksın. Rakibi göndermeyeceksin burada. Fenerbahçe'nin bazı topçuları birebirdir. Çoklar çok etkili. Burada çok rahat geçiyor. Kalitesini ortaya koyuyor. Aa bak bak. O topu kaptırıp kullanıyor. Kinejer mi? Ne denir? Kinejer mi? Kaleci onun kazanıyor. Defansta kalamayanlar 4 numara şimdi bizde Bruka. Değil mi? Bruka orada çok büyük hata yaptı yani. Orada rakibi orada kafa vurdu ya. Yani. O kadar kötü vurdu. Kötü. Faul verdi rakip mi? Faul için Davutko muydu yani? Ama orada normalde şeye bırakabilirdi yani. Avantaja bırakabilirdi zaten çok Trabzonspor'daydı. O da orada gereksiz yere hata açıyordu. Sütlerce çok dikkat kötü. Tekrar Trabzonspor'da top. Endo'yu. Endo'yu ayrı verdi. Yazıcıyı vuramadı. Onlara bakacak şimdi. Çünkü ama sağ soğuz var. Ne soğuz var? Ne soğuz var? Kaçık kullanayım. Aslında yok. Güzel. Aslında'dan tamam, çok güzel yere top attı. Çok güzel top attı. Üstü yazıcı yazdı. Orada dönüklüler cene sahasına gül. Vur oğlum. Gönderişine gel vurdu. Volkan da iyi kurtardı. Volkan geldi. Volkan geldi. Hadi devam. Uğur Demirok. Evet, tekrar Fener'de top. Solda da. Solda topu atıyor ama çok kolay değil mi? Çok sağlam oldu bak. Fenerbahçe ayağı oynuyor yani. Birebir de etkili. Liner. Acele etmiyor. Çok güzel, onu da çok güzel. İyi, çok güzel bir duruş yaptı ama onu da güzel kapattı. Ayaklattık pasyonu. Kullanmasını inşa etmedi. Yusuf'u bitsin de güzel bitsin. Evet, 86. dakika. Maç. Son 4 kese kaldı. Dayan Trabzonspor. Emmanuel Nas faul yaptı. Faul ikinci oyunu. İtiraz ediyor karşı karşısına. Akemenis Orbay çarpması yani. Baban gitmiş ya, hasta faul yapmaz. Baban gitmişse. Hayır hayır, orada pek böyle faul gözükmüyor yani. Rakip, rakip faul görmüyor. Yani rakibe herhangi bir temas yok. Şimdi öyle bir yapmışlar ki hakemleri bile Fener'e taraf tutsunlar diye yapmışlar. Böyle böyle bir yapmışlar. Tamam.
Çabuk çıkmamız gerekiyor. Onu biraz bekliyor yani. Çıkamıyoruz yani. Evet, üstüne tutup aldı. Kastırıyor. Hem de ülkeler ileri adından çalıştığı atamadı. Üstüne burada tamamen. Hem topal. Şener dönüp baktı. Bile bile de. Noktasında çok güzel bir tanıdım. Maç bitti. Ne diyebiliriz maç için? Yani maçın 90 dakika maçı izledik. Yani öyle Fenerbahçe'nin pek öyle bir ezici üstünlüğü yoktu yani. Evet. Trabzonspor ara ara biraz bayağı bir hatalar yaptı yani. Yani birebirlerde Fener daha güzel. Birebirlerde tabii Fenerbahçe'nin topçuları biraz daha etkili evet. Gözüküyor yani. Onu şimdi söylemek tecrübeler ama tabii ki yani, Trabzonspor da yani kazanmış olduğu toplarda gereksizine Fenerbahçe'yi kaptırdı yani. Böyle ayağı paslarda bayağı bir hata yaptılar. Evet. Yoksa Fenerbahçe'nin de öyle bir ayrıcalığı yani öyle bir pek sonuçta 1-0 Trabzonspor Fenerbahçe'yi yendi. Diğer bir karşılaşmada tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmişseniz beğen butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. Benim arkadaşımıza da teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Saygılar.